İyi akşamlar arkadaşlar. Yine 8. sınıflar Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı sınavımızın videolarını atmaya devam ediyoruz. Bu 4. videomuz. Hemen soruları hızlı bir şekilde çözelim. Zaten burada gördüğünüz soruların bir kısmını bir önceki videolarda çözmüştük. Hemen o soruları direkt hemen cevapları vereceğiz. Fazla irdelemeden, incelemeden sorulara geçeceğiz. Görmediğimiz sorular varsa onların üzerinde biraz konuşacağız. Evet, birinci soru nedir? Sadiquke maridun. Arkadaşın hasta. Ve mâzâ tegûlu lehu. Ve mâzâ ne tegûlu. Dersin lehu ona. Arkadaşın hasta. Ona ne dersin? Evet, neydi? Cevabımız B şıkkı. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Diğer sorular söylemiştik zaten. Aynı şeyler. Çünkü bu soruyu daha önce çözmüştük. İkinci soruya bakalım. Macera kitapları cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu soruyu da önceki videolarda çözmüştük. Hemen ne diyoruz? Macera kitapları El-Rivayatul Mugamerat Kütübül Mugamerat Macera kitapları. Evet. Cevabımız bu. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hangisi öğrendiğimiz kulüplerden biri değildir diyor. Bunu da çözmüştük. Hemen neydi? Nadi Cenovin. Güney kulübü diye bir kulüp yok. Diğerleri zaten bildiğimiz kulüpler. Kütüphane kulübü, tarih kulübü, resim kulübü. Evet, aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden biri değildir? Evet, bu soruyu ilk defa çözüyoruz. Neşidül İstiklal, İstiklal Marşı kimindi? Mehmet Akif Ersoy'un. Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un aşıkkı. Evet, Asım, Mehmet Akif Ersoy'un. El-Me'bedus Sırri, Perili Köşk. Yani gizli mabet. Gizli mabet kimindi? Ömer Seyfettin'indi. Evet, cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hikayatu Elfi Leyletin ve Leyletin ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Binbir Gece Masalları cevabımız bu. Evet arkadaşlar, Ali Baba ve Kırk Karamiler diyor. Ali Baba ve Lususul Erba'in'di bunun Arapçası. Leyla ve Elif'in hikayeleri ve kıssalar diyor. Diğer şıklar doğru cevabımız A şıkkı. Altın soruya geçiyoruz. Nokta nokta yef'alu Sami. Sami yapıyor. Sorusuna yekravu kitaben. Bura kitap diye bırakmış. Burada elif olacak arkadaşlar. Şöyle bir elif çizelim. Dik elif. Çünkü burada nedir bu? Meful konumundadır. Meful olduğu zaman ne oluyordu? Mansup oluyordu. Yani iki üstün. Eğer bunun başında kitap kelimesinin başında elif lam olsaydı kitabe diyecektik ama elif lam olmadığı için kitaben şeklinde yakra'u kitaben şeklinde olacak. Kitap bir kitap okuyor yani herhangi bir kitap okuyor. Eğer yakra'ul kitabe deseydi o zaman şu elif olmayacaktı. Şu harekette tek olacaktı. Bir kitap okuyor olacaktı. Ama burada herhangi bir kitaptan bahsediyor. Marife değil. Nekra buradaki kelime. Nekra olduğu zaman da başında elif lam olmuyor. Elif lam olmadığı zaman da sonunda muhakkak tenvin olacak. Yani cümle içindeki yerine göre iki üstünün kesri kötürü olacak. Burada cümle içindeki yeri nedir? Mef'uldür. Yani Türkçedeki nesnedir. Dolaylı tümleş diyoruz ya onun konumunda. Arapçada nesne konumunda olan kelime mansup olur. Yani iki üstünlü olur. Eğer kelimemiz elif lamsız ise. Elif lamlı olsaydı tek hareke verecektik. Yekra'u kitaben. Evet. Yef'alu Sami. Sami yapıyor. Yekra'u kitaben. Cevabı da bu. Kitap, herhangi bir kitap okuyor. Şimdi buna şu soru edatlarından hangisini getireceğiz? Evet. Meta neydi? Ne zaman demekti? Getirelim A şıkkını. Meta ne zaman yef'alı yapıyor? Sami. Sami ne zaman yapıyor? Yekra'u kitaben diyebilir miyiz? Herhangi bir kitap okuyor. Olmadı. B şıkkına geldik.
Maza yef'alu Sami? Sami ne yapıyor? Cevaben nedir? Yakra'u kitaben. Bir kitap okuyor. Oldu mu? Evet, oldu. O zaman cevabımız hemen bu. İşaretleyelim. Diğer şıklara da ne yapacağız? Bakacağız. Evet. Yabale Sami Maza. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğer şeye bakalım. Keyfe neydi? Nasıl demekti? Keyfe yef'alu Sami. Sami nasıl yapıyor? Yekra'u kitaben. Kitap okuyor. Cevap uymuyor. Eyne neredeydi? Eyne nerede? Yef'alu Sami. Eyne nerede Sami yapıyor? Yekra'u kitaben. Bir kitap okuyor. Bu da olmuyor. Nedir? Maza yef'alu Sami. Sami ne yapıyor? Sorusuna yakra'u kitaben. Bir kitap okuyor diye cevap veriyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen 7. soruya geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Eyye nev'in. Hangi çeşit? Minel kütübi. Kitaplardan tuhibbu seviyorsun. Hangi çeşit kitaplardan seviyorsun? Bu soruyu daha önce çözmüştük. Neydi? Sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez? Eyye nev'in minel kütübi tuhibbu. Hangi çeşit kitaplardan seviyorsun? Sorusunun cevabı olamaz. Neydi? Hepsi seviyorum, seviyorum, seviyorum diye olacaktı. Evet, bakıyoruz. Uhibbul kutbel ilmiyete. İlmi kitapları severim. Bunun cevabı olur. Uhibbu kutbel mugamerat. Macera kitapları seviyorum. Olur. Tuhibbu rivayatel ulusiyete. Polisiye romanları seviyorsun diyor. Evet. Bunun cevabı olamaz. Neden? Hangi çeşit kitapları seviyorsun? Kitaplardan hangi çeşidi seviyorsun? Seviyorum diye cevap verilmesi lazım. Burada ne diyor? Sen seviyorsun diyor. Evet, cevabımız bu olamaz. Hemen işaretliyoruz. Şurada zaten yine ne diyor? Uhibbu rivayat tarihiyye. Uhibbu rivayat tarihiyyete. Tarihi romanları seviyorum diyor. Cevabımız olur. Şu olmaz. Yani cevap olmaz. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Kulli şeyin, her şey ala ma yuram. Ala ma yuram bir kalıptır arkadaşlar. Yolunda demek. İstenildiği gibi demek. Her şey istenildiği gibi. Her şey iyi durumda. Her şey yolunda. Buna benzer bir cümlemiz var mı? Evet, mutlu yıllar olmaz. Her şey yolunda, evet. Bu olur. İyi geceler olmaz. Cevabımız B şıkkı. Es-sâtus sâdîsatu vannes. Saatin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Sadise neydi? Sitte. Altıydı. Sadise altıncı saat. Yani biliyorsunuz Arapçada saatleri söylerken sıra sayılarını kullanırız. Altıncı saat ve yarım. Ama biz bunu Türkçe'ye tercüme ederken altıncı saat ve yarım demiyoruz değil mi? 6:30 diyoruz. Yani A şıkkı. 6:30. Diğer şıklar 7:30, 6:15, 5:30. Evet, nısf neydi? Nısf yarım demekti. Oradan anlıyoruz zaten. Kemisa'a saat kaç? Evet, birinci A şıkkına bakalım. Es-saatul vahide. Saat bir diyor. Bakıyoruz saat bir mi? Değil. Es-saatul hamise saat beş diyor. Değil. Es-saatul aşire saat on diyor. Değil. Es-saatul saniye saat iki. Doğru mu? Doğru. Evet, şekildeki resme göre saat iki. Cevabımız da D şıkkı. Evet arkadaşlar, aşağıdaki cümleleri uygun olanlarla eşleştiriniz diyor. Yani bakalım şimdi birinciye. Senezhebu, gideceğiz. İlâ ma'radi kitabi, kitap fuarına gideceğiz. Burada ne olacak? Kalemi alalım şöyle. Evet. Ba'de zuhri, öğleden sonra kitap fuarına gideceğiz deriz. Evet, bir buraya gelecek. Birin devamı bu. Senesebu ila ma'radil kitab. Kitap fuarına gideceğiz. Ba'da zuhri, öğleden sonra. Evet, iştaraytu kutubel mugamerat. İştaraytu kutubel mugamerat. Macera kitapları satın aldım. Evet, bunun cevabı nedir? Thümme qara'tuha. Sonra onları okudum. Evet, cevabımız 2'nin
Devamı da bu cümle olacak arkadaşlar. Üçüncüye geldik. Akra'u hikayate elfil leyletin ve leyletin. Akra'u okuyorum. Hikayate masallar. Elfi leyletin ve leyletin. Bin bir gece. Evet, bin bir gece masalları okuyorum. Bunun devamı ne olur? Evet, üç. Kablen nevm. Uykudan önce. Bunun devamı da bu oluyor arkadaşlar. Geldik dördüncüye. Uhibbu rivayetel uhibbu rivayetet tarihiyyete. Tarihi romanları severim. Ve vel bulusiyete ve polisiye. Yani tarihi ve polisiye romanları severim. Dördünün devamı da bu olacak arkadaşlar. Hemen bununla geçiyoruz. Geldik bir alt soruya. Evet arkadaşlar, bunu da daha önce çözmüştük bu soruyu. Ne diyor? Aşağıdaki tekiller verilen kelimeleri çoğullar ile eşleştiğiniz zaman, daha önceki videolarda buna benzer sorular çözdük. Hemen ne diyoruz? Kitap kelimesinin çoğulu neydi? Hemen kütüp. Evet. Şair kelimesinin çoğulu neydi? Şuara, şairler. Evet. Rivayetün, yani roman kelimesinin çoğulu neydi? Rivayat. Evet. Hikayetün kelimesi, hikaye kelimesinin çoğulu hikayat. Evet. Kıssa hikaye. Kıssa demek, hikaye demek. Kıssa kelimesinin çoğulu da kısasın. Evet. Da burada. Evet. Kaldı mı başka? Kalmadı. Şu aranın şair. Kütüp. Şairinki burada. Kitap. Evet, bu kütap da olur, kitap da olur. Burada kütap olsaydı çoğul olurdu. Yani katip kelimesinin çoğul olurdu ama üst taraftakiler tekil olduğu için bunu kitap diyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazın demiş. Ben hemen kolaylık olsun diye yazdım. Kelimeleri söyleyelim. Ve anlamlarını da karşılığında yazdım. Bunu siz bakarsınız. Evet. Türkçeleri boş kısmıydı. Yani burası boş. Sizden Arapçalarının karşılığında Türkçelerini yazmanızı istiyor. Evet. Yani bazen bu soruyu şöyle de verebilir. Türkçelerini verir, karşısına Arapçalarını isteyebilir. Ama bu testte Arapçaları verilmiş, Türkçeleri yoktu. Ben Türkçelerini önceden hazırladım. Kolaylık olsun diye hemen buradan başlayalım. Cuha hoca demek. Biz Nasreddin hoca diyoruz ya. Arap kültüründe de cuha deniliyor. Evet. Muhtelifetun çeşitli, değişik demek. Muhtelife. Yani muhtelif deriz biz. Değişik, çeşitli diye söyleriz. Türkçede de kullandığımız bir kelime. Muhtelif. Muhtelife. Oradan aklımıza gelebilir. Özür dilerim arkadaşlar. Yevmün bir gün. Minel eyyami günlerden. Evet, günlerden bir gün. Yevmün kelimesi arkadaşlar elif lamsız yazıldığı zaman bir gün demek. Herhangi bir gün. Eğer başında elif lam olursa el yevmü olur. O da bugün demek. Evet, bugün. Elif lam olmazsa herhangi bir gün. Yevmün minel eyyam. Günlerden bir gün. Ya da günlerden herhangi bir gün diye de tercüme edebiliriz. Kütübül mugamerat, macera kitapları. Evet, bunu biliyorsunuz. Testte de çözdük. Yenbahu, havlıyor demek. Köpek havlamasını kastediyor. Yani buradaki havlamaktan maksat köpeğin havlaması. İzen burası nerede değil. Öyleyse olacaktı arkadaşlar. Şunu siliyoruz. Yanlış yazmışız. Kusura bakmayın. Burası ne olacak? Nerede değil. Öyleyse olacak. Yani öyle ise ben kalemle yazayım. Öyle ise
Bazen böyle ufak tefek gözden kaçırıyoruz. Keyfel umur, işler nasıl? Durumlar nasıl? Yani işler nasıl demek. Keyf nasıl, el umur işler demek. İşler nasıl? Ridun, miladun. Rid, milad, doğum günü demek. Uridu, istiyorum. Gaden, yarın. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı çözmeyi unutmayalım. Arkadaşlarımıza da tavsiye edelim. Videomuzun sonundaki abone ol tuşuna ve beğenme tuşlarına basmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ma'asselama fi emanillah. Evet, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda, 5. videoda görüşmek üzere.